Osmanlıların bu topraklara gelmeleriyle beraberinde büyük bir medeniyeti de getirmişlerdir. Bu medeniyetin muhtevasında kültür, sanat ve yazın önemli bir yer almaktaydı. Dolayısıyla gelişen yazarlık alanında şiir ve şairlik geleneğinin ta o dönemden başlayarak günümüze kadar muhtelif devirlerden ve aşamalardan geçerek çok verimli bir birikimle günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu birikimin verimli olmasında başta Prizren şehrinin ve burada yaşayan halkının büyük etkisinin olduğu da malumdur. Çünkü Prizren başta bir kültür, sanat, yazın ve diğer edinimlerimizin merkezi olarak burada yaşayan halkı her zaman bu edinimlerimizin gün yüzüne çıkmasında elinden geleni yapmıştır ve hala yapmaktadır. Bu durumun, yani kültürün, sanatın ve şairlik geleneğin bu seviyeye ulaşmasında en büyük pay ise Prizren'de doğmuş, büyümüş, yaşamış veya ölmüş, tanınmış şairlerin sayesinde gerçekleşmiştir. Özellikle de 1868 yılında Prizren vilayetinin kurulmasıyla ve Prizren'in vilayet merkezi olmasıyla bu yöndeki çalışmaları zirveye ulaştırmıştır. Bu bağlamda diğer edinimlere kıyasın divan şairlik geleneği ve şairleri ağırlık basmaktaydı. Nice ki Abdurrahim Fedai Hazretleri, Recep Hulusi Efendi, Mehmet Tahir Efendi, İbrahim Aşık Ferki Efendi, Acı Ömer Lütfi Efendi, Abdülmalik İlmi Efendi, Hafız Ahmet Fethi Efendi. Bu divan şairleri arasında üretkenliğiyle, yani 61 el yazma eseriyle, ki bu toplam olarak 3350 sayfayı oluşturmaktadır, yapmış olduğu her yönlü başarılı faaliyetleriyle ve diğer üstün çalışmalarıyla Hacı Ömer Lütfi birinci sırada yer almaktadır. Hacı Ömer Lütfi'nin 90 yıl gölgede kalan bütün divanını ve İlyatül Ekabir eserini, kısmen olarak da tevari ve diğer eserlerini ve bu eserlerden ve divandan bestelemiş olduğu seçilen 101 ilahisini besteleyip kaleme alan ünlü Kosova araştırmacısı, yazarı ve bestekarı Sayın Ray Vırmıç'a bütün bunları Hacı Ömer Lütfi hayatı, divanı, bestelenmiş ilahileri ve diğer eserleri adı altında Kosova'da bir ilk olarak çok değerli ve geniş kapsamlı bir eser ortaya çıkarıp yayınlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliği ve Kosova Demokratik Türk Partisi maddi katkılarıyla baskısı yapılan bu kitabın 15 Haziran 2003 yılında Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde görkemli bir şekilde tanıtımı yapılmıştır. Bu tanıtım toplantısına başta Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Sayın Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın Fikrim Danka, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Başkonsolosu Sayın Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz, Kosova Yunus Emre Enstitüleri Genel Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Bünyamin Albayrak ve diğerleri de bu tanıtımda bulunmuşlardır. Toplantıyı Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nün çok değerli çalışanlarından Sayın Berk Küçük Efendi açılış konuşmasında protokolü selamladıktan sonra uzun zaman klasik kitap tanıtım toplantılarına kıyasen bugünkü tanıtım toplantısının soru, cevap ve açıklamalarla geçeceğini bildirerek kısa çizgilerle Hacı Ömer Lütfi'nin hayatından bazı önemli bilgileri sunduktan sonra moderatör Engin Doyan Hoca'yı ve kitabın müellifi Sayın Ray Vırmıça'yı sahnede yerlerini almak için davet etmiştir. Belgeselin devamında kitap tanıtımının akışı
olduğu gibi aktarılmıştır. Tanıtım toplantısı sonrası katkılarından dolayı gereken kişilere müellif tarafından kitabın takdimi yapılmıştır. Akabinde düzenlenen kokteylde katılımcıların ısrarı talebi üzere Sayın Raif Irmiç'e tarafından divandan bestelediği birkaç ilahiyi altyapısı yapılan müzik eşliğinde canlı olarak sunmuştur. Erken yaşlarından itibaren şiirle ilgilenmeye başlayan Hacı Ömer Lütfi, bu şiirleri İstanbul'da ve Üsküp'te çıkan yayın organlarından yayınladı. 60 civarında eseri olduğu söylenen Hacı Ömer Lütfi'nin bugün elimizde çok az şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerin bir bölümü neşredildi. Bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz kitap ise Hacı Ömer Lütfi hakkında bugüne kadar yazılan en kapsamlı ve en donanımlı eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli Aziz Yavrum, sevgili misafirler, yazarımızı sahneye davet etmeden önce selamlama konuşmalar yapmak üzere kürsüye Türkiye Cumhuriyeti Fişne Büyükelçisi Sayın Tunç Angır Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Bakanımız Raif Bey, Engin Bey, ağabeyimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Raif Bey'le bu toplantı başlamadan kısa bir süre önce tanışmak kısmet oldu. Ama kendisiyle yüz yüze tanışmadan evvel bana gönderme nezaketinde bulunduğu kitabı biraz inceledim. Hayatı, divanı ve diğer eserleri kısmını hayatı bölümünü okuyabildim. Tabii onun öncesinde bir de çok güzel bir prizren tarihçesi de var. Onu okurken şunu fark ettim, daha doğrusu kitaptan öğrendim. Hacı Ömer Lütfi, Lütfi ismini kendisi seçiyor. Hacı zaten hacca gittiği için, Ömer de ailesinden birisi. Lütfi biliyorsunuz latif, yani güzellik anlamına gelir. Demin bahsetti arkadaşımız, şiir esas itibariyle güzellikten doğar. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Türkiye'de de benim çok sevdiğim Ahmet Hamdi Tanpınar diye bir yazarımız vardır. Onun bir lafı var. Benim merkezim şiirdir, orada da etrafa gelişlerim. Tasavvuf deyince de benim aklıma güzelliği merkeze koyup oradan etrafa genişleme geliyor. Çünkü güzellik hayatın süsü değil, aslında merkezidir. Ha, ben kendi nefsimde bunu uygulayabildiğimi söyleyemem. Ama en azından terzi olmasan da bir başka elbiselik sürtüğü görürsün ya, onun gibi bunu fark etmek için illa birebir uygulamak gerekiyor. İnşallah bugün kitabın özetini Raif Bey sizden dinleyeceğiz. Ama kesinlikle bu divanı, yani hayatı kısmında divanı ve diğer eserleri kısmına da geçeceğim. Tekrar elinize, emeğinize sağlık. Bu projenin de bir parçası olduğunuz için Büyükelçilik olarak gurur duyuyoruz. Yunus Emre'ye de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de sinema konuşmaları yapmak üzere Musa Kalkınma Bakanı Sayın Fikrim Danke kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sayın Büyükelçim, Başkonsolosu, Türk Temsiliyeti Başkanı Engin Bey, Raif abim, Yunus abim, bilmiş abimiz, siz değerli hanımefendiler ve efendi hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel ortamda özellikle Raif abimin için, çünkü o benim abim, bu güzel kitabı tanıtımında, yayınlanmasında olmak benim için ayrı bir gurur vesilesi.
Ben kitap hakkında konuşmayacağım, okumadım. Onu sizden dinleyeceğiz. Ama ben iki kelime Raif abi için konuşacağım. Çünkü kendisi 2000 yılından itibaren bir arada olmaya başladı. Öyle söyleyeyim. Okulda beraber ders vermeye başladı. O günden bugüne kadar Raif abiyle çok sıkı bir dostluğumuz. Her zaman söyleyeceğim, abi tavsiyesini alabileceğim bir kişi. Hem siyasette, hem kültürde, hem eğitimde, hem hayatta danışacağım kişilerden nadir diyor. Dolayısıyla bu güzel insanı tanımak benim için ayrı bir onur meselesi. Kendisi daima çalışkan, çalışan, üreten ve toplum için neler yapılabilir konusunda devamlı istişarede bulunduğumuz gibi. Hiç unutmam, 2002 yılında öğretmenler derneği dev aldığında daha genç dernek başkanım, 2 yıl eğitimdeydim ve dernek başkanlığı yönetmeye başladım. En büyük destekçim Raif abiydi. Ve o zaman dedik ki, kurultay yapıyoruz, eğitim kurultayı. Öğretmenlerin kartı yoktu. Öğretmen derneğinin kartı yoktu. Raif abi gece gündüz, 2 gecede 200 öğretmenin Photoshop'la çalışarak 200 öğretmenin bir günde kurultay başlamadan önce kartlarını dağıttı. Bu bende ayrı bir hatıradır. Yani halka ne yapabilirim, ne sunabiliriz, halka nasıl hizmet edebiliriz felsefesiyle yaşamış biri. Hiçbir zaman kendini önden atmamış, kendini düşünmemiş ama eser nasıl bırakılır veya ileriye doğru bizi nasıl en iyi bir şekilde temsil eder veya buralarda olduğumuzu nişanesi nasıl ortaya koyarım davasıyla çalışmış. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel eserleri hayata geçiren, bu kadar güzel eserleri bize katan Raif abiye bir kez daha Allah razı olsun diyorum. Siz böyle eserleri gün ışığına çıkarmaya gayret ettiğiniz sürece şahsım, partim olarak her zaman önümde. Teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Efendim, programımız kitap tanıtımı rakabinde Hacı Ömer'li film bestelenmiş birkaç ilahisinin icrasıyla devam edecekti. Sahneye kitabın yazarı değerli hocamız Raif Ilmıçay'ı ve oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere Arnavut asıllı ünlü Türk yazar Sayın Münik Engin Noyer Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurunuz. Ya şimdi Arnavut'un yazı tutarsa sen ne yapacaksın? Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlgide, yok ben bir eserim şey istemiyorum. Ben Hakk'a hizmet ediyorum, benim ücretim Rabbimin katındadır. Bütün İslam peygamberlerinin sözü. Kusura bakma, gördüm sözü. Eyvallah. Allah seni için. Sizin ne konuşayım, unuttum ben. Yok. Bunu da söyleyeceğim, çok önemli. Acunlar Lütfi, burada babası, yani Gora'dan geldi biliyorsunuz, Rabça'dan. Neyse, onu tezli zanaatına veriyor. Buradaki dayı okulunu bitiriyor, rüşteyi bitiriyor ve maddi durum itibarıyla bir zanaata sokuyor. Ve bu zanaatta tezli zanaatını tercih ediyor. Ve gönderiyor tezlice. Belli bir zaman sonra görüyor ki tezlice bundan bir şey çıkmıyor. Zanaatı öğrenmiyor değil mi? Niye? Ne yapıyor da ki öğrenemiyor? Nereden yapıyor? Şimdi eski İvan'dan duyduğum o şey, bir aydır ipliği hoşuya geçirelim yermiş o şeyler. Ve çağırmış ustası demiş, ne yapıyorsun sen bunda ilgin yok. Aa demiş, hiç ilgin yok. Ya ne yapalım? Hem onun ileri görüşlerini, yani ileriye dönük görüşlerini duyunca babasını davet ediyor. Ve bunu ileriye gönder. Çare bu, fare bu diye. Ve böyle ki Hacı Ömer gitti İstanbul'a gidiyor. Yani ev kardeşimiz onu söyledi. Çok ondan sonra onun önemli olan şeyi Arp Okulu'na yazılmak istiyor. Ama Arp Okulu'na büyük abisi Mehmet Ali, o Fatih Üniversitesi, Fatih Medresesi'nde hayatı başlıyor. Medrese hayatı, ilk şiirler yazıyor. Yazdığı ilk şiirler Mekke anlamında. Mekke biliyorsunuz ölmek anlamında, sultana işte duruma göre. Ve böylelikle kendi çevresine ve daha yayın çevreye adını duyuruyor ve devlet tarafından iyi karşılanıyor. Ve o dönemde Prizren'e dönüyor. Yani hep tamamlar meclisesinde Prizren'e dönüyor. Ve Prizren'e döndüğünde 1892 yılında Yakova'ya gidiyor. Yakova'da
Şeyh Rızır Süleyman Efendi var, hani Melami Tepkesi var ve Melamiliği orada benimsiyor. Yani istisap ediyor Melamet'ten. Kısa bir zaman sonra yani Şeyh'e de biat ediyor ve ondan hemen İstanbul'a yine gidiyor ve eğitimini El-Hazar, Mısır'a gidiyor. Mısır'a El-Hazar Üniversitesi'ni tamamlıyor. Ve orada yine çok önemli gidiş gelişleri vardı, çok şeyler var. Yani aslında bu şairliğin altında çok ciddi bir ilmi kariyer yatıyor. Bir İslam alimi kendisi aynı zamanda. Sadece şair değil, bir alimin şiire bakışı ve bir alimin şiir yazması çok bambaşka bir boyut getiriyor. Şimdi ben desem bir sürü sen kızarsın. Kızarım peki. Ve kendileri mürşidi kamil yani o konuda. Hacı Ömer Lütfi Efendi. Evet. Yani o konuda yani Kur'an'dan ayrılmayan, Kur'an zaten esas olarak kalınarak bütün divan şairlerinin esası Kur'an. Peygamberin yolundan bir milimetre sapmayan şairler bunlar. Elhamdülillah. İşte durum orada. Bir şey vardır efendim, benim çok sevdiğim bir kardeşim vardır. İsmen belki bilirsiniz. Türkiye'de Edebiyat Fakültesi'nde divan edebiyatı profesörüdür. Aynı zamanda çok iyi bir yazardır. Profesör Doktor İskender Pala. Genel yaygın bir şey vardır, onu soracağım şimdi sana Raif Ali. İskender'den bizim öğrendiğimiz şeylerden biri şuydu. Halk arasında dedi ki, efendim divan edebiyatı halktan kopuktu. İşte onlar kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Halkla hiçbir alakası yoktu. İskender ilk defa bunun aksini ispat etmiş olan bir akademisyendir. Demiştir ki, bakın öyle divan edebiyatına böyle ya işte böyle hafiftir, bilmem nedir falan diye gözüyle bakmayın. Halkın meseleleriyle yakından ilgilenmiştir divan edebiyatı. Ve halk da sizin zannettiğiniz gibi bunların ne söylediğini anlamıyor değil. Anlıyor ne söylediğini. Çünkü bu divan şiiriyle insanlara yol gösteriyor, ışık tutuyor, fener tutuyor. Küçük bir örnek söyleyeyim efendim. Merhum Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an mealini alt tarafı 100 sene kabaca yani önce yaptı. Bugün okumaya kalksa bir gencimiz, bırakın genci 30 yaşında bir adam bugün okumaya kalksa anlamakta çok zorlanır. Çok zorlanır. Peki o zaman merhum Elmalı mealini halkın anlamayacağı bir lisanda mı yazdı? Olur mu ya? Mealin amacı bu değil ki. Herkes anlıyordu onun ne söylediğini. Lisan değişince, yapısını değiştirince biz kopmaya başlıyoruz üstadlardan. Bugün Hacı Ömer Lütfi'nin yazdıklarını, ne kadar toplumsal meselelere hitap ettiğini, dediği gibi Raif abimin Kur'an bazlı bir bakış açısıyla, mübarek Kur'an'ın bakışıyla topluma neler kazandırdığını anlayabilmek için işte bu eserleri bugünümüzün lisanına kazandırmamız gerekiyor. Evet, öyle. Ne, kaç sayfa dedin? 3300 sayfa mı? 3325 sayfa. 3300, hepsini okudun mu sen? El yazma yapısı, bu kitapta adlar var. En önemli eserleri divanı, Hilyatü'l Kadir diye bir eseri var. Bunda da o tamamıyla bütün olarak bu şey verilmiştir. Tevari eseri var. Hac seferlerinden mektupları vardır. Ve Melamilikleri bir yazmış olduğu özel ilahileri var. Bundan sonra şey çevirileri var. Çünkü Hacı Ömer Lütfi Arnavutça'yı konuşmamış. Hacı Ömer Lütfi Türkçe, Farsça, Fransızca, Arapça dillerini bildiğinden dolayı bu konular üzerinde kitaplarında, hani o el yazmalarda bu dillerde de eserleri vardı. Toplam 61 eser var. Bana söz konusu eserlerde bunu da söyleyeyim. Fakat derseniz ki nerede bu eserler? Midanlaya. Nasıl yok? Yok. Nereye gittin? Şimdi ya konuşturacak. Neyse. Şimdi ya bak. Yani bunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim. Hard diske geçmiş Ömer Lütfi Efendi onları. Hard diske duruyor herhalde. Ya biliyorsunuz Osmanlı döneminde vakıflar vardı. Aha. Ve burada Yugoslavya kurulunca yeni Yugoslavya ne yaptı? Osmanlı'nın bırakmış olduğu vakıfların büyük bir bölümünü. Yani yapılan bir araştırmaya göre %70'ini devletleştirmiş, almış. Ama sadece Müslüman camilerinde, medreselerinde değil. Her tarafta. Katolik her tarafta almış. Ve kalan vakıflarda burada kurulan din, o şey, nasıl diyeyim, İslam Birliği biz diyoruz yani. İslam Birliği'ne o diğer vakıflar kalmış. Laik bir devlet olduğundan dolayı de din tamamıyla
devletten dışarı olduğundan zaten İslam Birliği o vakıflar üzerinde uzun bir dönem ayakta kalmış. Anlatabildim mi? Ve böylelikle bu kitabın yani yapılması, bu eserlerin yazılmasından şimdi 1961 yılına kadar burada profesör, doktor diye bir böyle bir ünvan, yani öyle bir kişi yoktu ama o dönemde böyle bir kişiler geliyor ve burada Türk Hayranlıkları Koruma Kurulu vardı, enstitüsü vardı ve onların almış olduğu karar itibarıyla bir envanter yapısın da görev veriliyor bir komisyona ve tekkelere, camilere, evlere, her yere gidin Osmanlı'nın bırakmış olduğu el yazma eserlerini toplayın. Yani kurum olarak, enstitü olarak burada dursun, envanteri var. Çünkü onlar da bir hizmet o şey anlamındadır. Tabii, çok büyük hizmet. Ve o kitaplar alınmış her yerden ama hiçbirisi şeye verilmemiş. Yani envanteri envanterizasyon yapılmamış. Şu anda işte kitapta var. Sadece bu 61 eserden 10 tane eser var. Onlar da pek önemli değil. Çevirildi, bilmem ne küçük şeyler. Diğer eserler yok. Şimdi diyorsun yani soru orada çıkıyor, sen nerede buldun diyor. İşte, onu diyeceğim, ne söyleyeyim. Yani biz bunu çoktan da yayınlamak istedik ama o dönemki Hayranlıklar Kurumu'nda bulunan kişiler bunu imkanı vermediler bize. O zaman bir değişme oldu, kısa bir değişme oldu. Biz de o fırsattan yararlanarak, bizim buraya bir arkadaşımız geldi, bilmem bu adamı önemli ve ben dedim böyle. Yani bunu da söyleyeyim, yani herkes bildiğinde biz de bir görev itibarıyla yani diyorum bu işi, gittik orada, fotokopisi sadece var. Onu da dijitale çektik ve zoraki de okudu bunu. Yani bu okuma benim 8 ayım yaptı, sadece okuma. Sadece okuma. Ya yazması da benim o bir tekrar bilmem ne onun tasfiği var vesaire konuşma. Şimdi soru şu, eğer bu 61 eserini ben başka bir yerden aldım, aktarmadım. Yani bu eserleri nerede biz bulduk? İzmir'de çok önemli bir bilim adamı var, yani Melami Şeyva'da, Hasan Fehmi Kumandoğlu, bilmem biliyor musunuz? Onun 1982-76 yılında Hacı Ömer Lütfi eserlerinden seçmeler diye bir kitapçığı var. Orada 50 sayfalık bir kitap, orada var bu şeyler. Onlar nereden kalmış, o da kendisi bilmiyor. Şimdi biz de oradan aldık. Şimdi nerede bu eserler, nerede? Ama biz bunu tek sözle söyleyebiliriz. Bilinmeyen kişilerde vardır o eserler, yani tırnak işaretlerinde. Şimdi önemli olan şu, neye bu döneme kadar, yani bu kitabın bugün çıkması, tanıtımı yapılması Hacı Ömer Lütfi'nin 95. Vuslat Yıl dönümünde çıkmaktadır. Ve aynı zamanda divanın yazıldığı 90. yüzyılda. Onun için biz bu seneyi de seçtik ve gittik yani geç neden? Çünkü yoktu, vermediler, bilmem neler, onun için geç kaldık, yaptık. İşte durum bu. Önemli olan soru şu, almışlar da bunu, iade etmemiz için, nereye gittiksek de biz bu kitapları yapmak için ya filan ya almışlar, çevirmemişler, filan almışlar, filan artık bize taklitti ve bunu bulduğumuzda yaptık. Yani neden onlar bugüne kadar yayınlanmadı da bugüne kadar böyle önemli bir şahsiyeti? İster Türkiye için, isterse bu Rumeli toprakları için gölgede kalsın diye. Ve bugüne kadar bekledi, işte durum. Şimdi hemen bir şey hatırlattı Raif abinin, bu çok önemli verdiği bilgiler. Efendim şimdi ben konuşmadan... Ne? Yok, olur. Ya bu konuşmamam, bunu da bildiğin gibi neyse konuş. İzin verdin mi? Evet. Şimdi bakın, şimdi şairin ismini hatırlayamayacağım ama çok önemli bir söz vardı. Raif abinin anlattığı tam da bu. Der ki, cihan ara, cihan içredir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Yani dünyayı süsleyen cihan ara, dünyayı süsleyen cihan içredir. Onun eserlerini görüyoruz, biz o süsleri görüyoruz. Arayı bilmezler, süsleri de bilmezler, aramayı da bilmezler. Tamam, bu güzel de devamı çok değildir. O balıklar ki denizin içinde yüzerler, ol mahiler ki derya içredir, içinde yüzdükleri denizin farkında değillerdir. İşte bütün bu çalışmalar hangi denizin içinde yüzen balıklar olduğumuzu farkına vardırmak içindir. Bu çok önemlidir.
Çok önemli. Bir şey merak ediyorum Raif abi. Merhum Hacı Ömer Lütfi aynı zamanda musikişinas mıydı? Var mı böyle bir bilgi? Yok. Ha yok, bilmiyoruz. Ama söyleyeyim istersen. Sence? Sence bak şimdi. Çok önemli bir şey var. Hacı Ömer Lütfi var. Hacı Ömer Lütfi'den sonra Afız Fethi Efendi, işte onun da divanı, bunun öğrencisi, onu da söyleyeceğim. Ve Afız Fethi'nin öğrencisi de bizim Melamit'te kesinin son mürşitlerinden Hacı Adnan Nurku. Allah rahmet eylesin. Şimdi bütün Hacı Ömer Lütfi şeyler, ilahilerini bütün akşam geceleyin yazmış, sabah kalktığında hanımına okutmuş. Anımı da ilimli bir kişi ve anımı da beğendiğinden sonra Tekke'ye gidip ilahilerini oradaki divana okuyor, şehrini de yapıyor. Ama onun yanında Kamil Tosko Efendi var. Buradaki Rüştiye Okulu'nda güzel el yazma muallimi olduğundan dolayı onun ilahilerini yazıyor. Zaten divanı yazan o. Ama önce hanıma kontrol ettiriyor. Tabii. Niçin tabii? Hanımı da çok önemli, bilimli. Hanımdan icazet aldıktan sonra götürüyor peki. Tersine. Peki. Ve onu da... Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu birçok süzgeçten geçerek geliyor. Tabii. Çünkü bütün hem Melami hem İslam alimi dolayısıyla ben yaptım oldu diye bir şey yok. Yok. Büyük bir tevazu var. Sen ne diyorsun? Bu nasıl, bu nedir diye herkese soruyor. Evet. Peki kendin yaptığı beste onu merak ediyorum. Şimdi ne bu üç ismi bundan söyledim. Hacı Ömer Afız Fethi Efendi müziki şinası. Bak Hacı Ömer bütün müziki şinası ve bütün makamları bilen. 1951 yılında biliyorsun Türkler resmen olarak sahneye çıkıyor ve artık Kosova'da Türklerin de Nurgül olmaya resimleştiriliyor ve Priştine Radyosu Türk Sanat Müziği Orkestrası kuruluyor. Ama orkestra o zaman prim çalıyor, bilmem ne, kara düzen, mala düzen. Buraya gelip de Afız Fethi'den makam öğreniyorlar ve böylelikle kuruluyor o şey. Hacı Ömer Lütfi'nin yazmış olduğu 100 ilahisini makamla okumuş ve aynı zamanda kendisinin de yazmış olduğu 100 yani 300 kadar ilahisini onları da okumuş. Hacı Adnan hem Afız Fethi'nin hem Hacı Ömer Lütfi'nin bütün ilahilerini de Hacı Adnan'a öğretmiş. Hacı Adnan da vefatından önce burada bulunan çoğu ilahileri kaynak kişi olarak biz onu gösterdik. Çünkü bunlarla yaşamış. O da tam bu üç kişinin yani makamda okunan ilahilerini bize bildirerek işte o ilahiler onlar. Bu muazzam kitabın en önemli taraflarından bir tanesi kanaat-ı acizaneme göre sadece divanın değil aynı zamanda bu ilahilerin de notaya kayda alınmış şekilde geçirilmiş olması. Bu çok önemli bir şeydir. Bizim medeniyetimizde biliyorsunuz notaya almak diye bir şey yoktur. Esas meşktir bizde. Bir üstad talebesine uslubunu öğretir, usulünü öğretir, o da hafızasına kaydeder, öyle devam eder ama kayboluyor gidiyor, adam ölüyor, bir şey gidiyor, kayboluyor gidiyor. Onun için notaya geçirmek çok önemlidir çünkü biz o zamanın musikisi nasıl bir zevkti, nasıl bir incelikti işte bu sayede öğreniyoruz. Bir ilahinin sözleri kadar musikisi de önemlidir çünkü söz bazen musiki yüzünden musiki kalitesizse söz de gümbürtüye gider arada. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Evet. Çok önemli bir çalışma bu. Bu anlamda çok önemli. Kayda geçirilmiş hali var mı bu ilahilerin? Bu ilahilerin kayda geçirilmiş hali var. Bütün bu ilahileri ya örnek olacak biz bunları seslendirdik, çaldık. Biz dediğin kim? Kaç kişi? Ben tek. Hah öyle söyle. Ama biz de ben dersem ölürsün. Raif abinin kendi yaptığı seslendirmelerdir. O kadar önemli bir şey ki. Bakın sadece bir kuru kuruya, şimdi sen kulaklarını tıka. Kızıyor çünkü böyle şeylere. Kuru kuruya arşivden malzeme derlemek, kitap yapmak aslında bunu herkes yapabilir. Ama bunu yapan adam aynı zamanda şair, yapan, sen dinleme. Aynı zamanda bestekar, aynı zamanda musiki şinas, aynı zamanda hanende,
şarkı söyleyebilen kişi. Bütün bunlar bütünleştiğinde olayın değeri bir kat daha artıyor. Çünkü ruhuna varıyor yaptığı işi. Kuru kuruya değil, hissederek, bilerek yapıyor. Sana hiç sen deli misin dediler mi? Niye uğraşıyorsun bu işlerle? Sen dedim. Sen bu işlerle niye uğraşıyorsun? Otur oturduğun yerde. Bu kadar emek, bu kadar çaba. Biz az diyoruz buna. Bu az mı? Sen de niye durmuyorsun? Neyi bıraksın? Zaten bak şimdi. Şimdi bunun bir şey merak ediyorum. Estağfurullah. Şimdi bak. Burada bu ilahilerin ve divanın modern Türk alfabesine transkribe edilmiş hali var değil mi? Evet. Sen o kadar uğraştın o işe. Transkribe edilmiş olması yetiyor mu? Okuyan bugün onun ne söylediğini anlıyor mu? Evet. Bunların bir şerhinin yapılmasında fayda var mıdır? Çok büyük faydası var. Yani biz bunu bazı kişilere teklif ettik. Evet. Yani bu konuda, yani bu çok zor bir iş. Yani çok zor, bilene zor iş değil. Ama bunu benim yapmam için mutlaka 10 senemi alır. Allah yani ömrüne bereket versin. Bu kitap zaten 5 sene içinde yazılan bir kitap. Yani kitap 5 sene yazılmadı işte, ilahileri toplama, bilmem ne yapma, o konu üzerinde. Çünkü ama Osmanlıcayı bilen, Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve bu sahada kendine bir meziyet kazanmış olan bir kişi, çok kolay bunların şehrini yapar. Ama biraz daha derin bakarsak da, sözlüğe de bakarsak, çünkü bu kitabın sonunda da çok değerli bir sözlük de var. Öyle mi? Ya tabii, görmemişsin. Bakmadım ben, yok okumadım. Bak geç. Ya ben kaynağın başında oturuyorum, ne kitabı okuyayım ya? Yani sözlük de vardır, yani insan isterse sözlükten bulabilir. Biz onu yaptık, onlar da çok... Çok önemli. Önemli. Çünkü şudur, evet burada koymuş gerçekten de... küçük de olsa bir sözlük var, bu çok, çok önemli değil. Bu sözlük. Çok büyük. Yok, çok büyük değil, çok küçük. 20 sayfa kadar... 20 sayfa ne sözlük için var abi? İşte biz ben... soruya cevap yok. Kimse artık bakmıyor. Kimse artık bakmıyor. Gidip de ona ben şu ne demek istemiş acaba diye merak dahi etmiyorlar. Onlar alışmışlar, ne diyor Amerikalılar? Fast food, değil mi? Önüne koy hamburgeri, onu yesin istiyor. Yani ufak ateşte pişmiş güzel ince yemek onu ilgilendirmiyor, anlamıyor bile aradaki farkı. Bizim bunlara nasıl ulaştıracağımız konusunda bir düşüncen var. İnşallah yapabilsek yapalım. Sen birlikte yapalım. İkimiz mi? Evet. Ben yapamam. Senin kadar alim ya, değil. Ya sen de yapamazsın. Evet. Neler şey yaptın sen de bunu... Bakın, aradığımda tam da karşıma çıktı. Yani hiç ben bakarak şey yapmadım. Bakın ne kadar önemli bir şey. Hacı Ömer Lütfi'nin sosyal şiirleri. Sosyal şiirleri diye bir kategori ayırmış. Tamam, insan şiirle manevi dünyasını yansıtır, duygusal dünyasını yansıtır ama toplum hayatıyla doğrudan ilgili şiirleri çok ama çok... Bakın şu hale bakın canım. Çiftçi ve işçi kardeşlerime. Komünist miydi bu? Ya acaba bütün bu eserlerini dört grupta yani dört branş olarak açıklayabiliriz. Didaktik şiirleri vardır, tasavvuf şiirleri vardır, sosyal şiirleri vardır, çocuk şiirleri vardır, hem çevirileri vardır. Yani bu dört branştan şiirleri toplandı. Muazzam bir şey. İşte Hacı Ömer Lütfi'nin hayatında Berk'in dediği dönüşüm yılı demeyeyim de bir kırık yılı olarak Hacı Ömer Lütfi'nin siyasete karışmasıdır. İşte bu Jön Türkler ortaya çıkıyor. Bu iyi bir şey mi sence? Çok kötü. İşte sonunda bunu ben... Peki Hacı Ömer Lütfi gibi bir... Bunlar var kitapta o hayatını izleyen. Ya umman bir adam. Evet. Nasıl oluyor da birden biri siyasete karışıyor? Ne oldu ona? Sence? Anlatmaz mı? Anlatmaz. Peki anlatma, tamam. İnsanlar ister istemez. Ya bak, nostalji bir şey var değil mi? Var. Var. Ne demek nostalji? Eskiye, geçmişe özlem demek. Onun tez düşüncesi... Onu geçmişi reddetmek mi? Yeniyi aramak. Bak biz insanlar, ben bir örnekle de gösterebiliyorum. Mesela insanlar her zaman yeni bir dönem, yenilikler önünde koşar. Yani bir yenilik ortaya çıkarsa ona koşarlar. Evet. Bir örnek. Biz Kosovalılar ağır dönemden geçtik değil mi? Elhamdülillah. Geçtik. Ve dedi ki, Kosova'da işte savaş başladı bilmem ne. NATO, bizim Mehmetçiklerimiz, Şanlı Mehmetçiklerimiz.
geldi. Heyecanlandı, mübarek işte. Mübarek. O benim canım, o benim. 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 Yaşayan ruh bu. Yaşayan ruh bu. Bunun farkına varmaları lazım. Ve biz dedi ki, ya şimdi NATO gelecek, Batı gelecek, maçlarımız 3 bin mark olacak, 5 bin mark. Geldi NATO da bizi ne yaptı? Ne yaptı? Sıfıra indirdi. Çok iyi olmuş. Yani güvenlik dışında, yani güvenliğimiz zaten Mehmetçiklerimizdir. Ama onu diyorum, insanlar hep yenilikler peşinden koşmuş. Yani bunda kitapta bu açıklama var birkaç şey. Ve şimdi ilk sosyalist kıvılcımları biliyorsun, Paris Komünisi var ya tarihten, buraya gelmiş. Ve burada da ilk sosyalist kıvılcımları akın ederken, işte Türkiye'de de Batı'nın baskısı üzere yapılan reformlar edilmesinde, yani ne oluyor? Jön Türkler ortaya çıkıyor, İhtiyat ve Terapi Cemiyetleri kuruluyor ve Acun ve Lütfi de bu akımlara giriyor. Ve böylece bu akımlara girirken de yapmış olduğu yetkinlikleri atan bir dönem mebusan olarak da, mebus olarak da seçiliyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Yani bunu kısa keseceğim. Onun için o dönemde insanlarda eşitlik olmak. Yani biliyorsun Nelamiler herkesi aynı görmek ister. Herkes için aynı düşün. Herkesi iyi gör. İyi herkes için iyi düşün. Ama bunu yaparken asla yalan söylemeyeceksin ve kendinden emin olacaksın. Kalbinden söyleyeceksin. Yok anladın? Anladım. İşte o yüzden. Ama kısa kesin bunu sonunda ayak kırıklığına uğruyor. Ve bütün bu işleri bırakıyor. İşte burada okuduğumuz o döplüğü yazıyor. Ne karıştın sen bu işle bilmem ne. Ve tekke geliyor, kapanıyor. Yani biz deriz harbete çekiliyor. Ve ondan sonra onun tamamıyla tasavvuf hayatı başlıyor. Ve onda en önemli eserlerin orada yayınlıyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Bir yeni, modern, insanlığa faydası olacağını düşündüren bir hareket başladığında... Evet. Bir İslam alimi bunu görünce buna destek vermeliyiz demesi çok normaldir. Ama o hareketin bir dejeneresansını gördüğü anda aman ben burada durmak istemiyorum. Yani sosyal ve politik olarak çok aktif bir köşeye çekilmiş bir insan değil. Evet. Bu çok önemli. Bugün bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz de derler. Bulduğum bir bulmadım. Ne derler? Bulduğum bir. Şimdi böylelikle Hacı Ömer Lütfi bu konuda sadece daha bir şey söyleyeyim. Hacı Ömer Lütfi bu durumdan dolayı yani siyaset hayatında, siyaset çalışmalarında buradaki polis tarafından diyelim mi benim. Çok baskılar, evi bastırıyor. Bilmem yani çok bir şeyler var orada yazıldı. Onu almak istemiyorum. Ve sonunda yani ölümü yaklaşınca astala diyor. Düşeye yatıyor. Ve düşekte de ben tam cuma günü topluyor İvan'ın yanında. Diyor ki ben bugün bir hafta öleceğim. Zaten orada bir aktarma var. Hafız Fethi'nin yanında var. Tam tarihini, saatini bildirmiş. Ve orada ne diyor? Bir şey, yani vasiyetini diyor. Değil beni sakın ha Tekke'nin türbesinde gömmeyin. Ben dedi oraya layık değilim. Orada yatanlara da gölge düşürür. Yani tamamıyla tevazu var. Onun için beni diğer insanlar da normal yani normal kabristanında yani alt kabristanında gömersinler. Böylelikle Hacı Ömer Lütfi'nin mezarı bugün yaptığı hastane var ya bizim. Oradaymış. Orası zaten Terzimhane mezarlığı. Oradan sonra hastane yapılmadan önce o önemli olan kişilerin naaşları oradan taşınıyor ve şu anda bizim kabristana girdiğinde hemen sağda onun mezarı. Son soru. Buyur. Müsaadenizle. Son soru. Bravo. Son soru mu abi? Öldüğün insana usanmasın. Usanmasın diye son soru soruyorum. Soru sormadan madem ki şeye bağlıyorsunuz o zaman niye okul ismi? Sosyal şeyden mi geliyor? İşte o. Sosyal evet. Anlayışından mı geliyor? Bir dakika Fikrim lütfen. Şimdi herkes anlasın bu altyapıyı bilmiyor kardeşlerimiz, misafirlerimiz. Mamuşa'da, onu söyle o soruyu niçin sorduğunu söyle. Yani neden o isim? Okulda? Nerede? Hangi okulda? İlkokul. Hangi ilkokul? Hacı Ömer Lütfi Mamuşa İlkokulu. Mamuşa'da Hacı Ömer Lütfi İlkokulu var. Fikrim Damka kardeşim bugün bu soruyu sordu. Neden onun ismi bu ilkokula verildi diye. Yanlış anlamadım değil mi? İşte isminin verilmesinin sebeplerinden biri şimdi anlattığı budur. Büyük bir ihtimalle. Yani sosyal hayatın içindeki aktivitesi
oraya bağlayacağım son soruyu. Bugün yeni Hacı Ömer Lütfiler yetiştirebilme imkanlarımız nasıl? Yetişir mi bugün? Sıfır. Gerçekten. Bak, Rumeli topraklarında, yani bizim kastettiğimiz Balkan ülkelerinde son divan şairleri, son divan şairi Afis Fethi Efendi 1978 yılında vefat etmişler ve böylelikle divan edebiyatı da burada bir açıdan sürmüştür. Ben edebiyat açısından söylemiyorum. Toplum hayatı açısından, ufuk açıcılık kapasitesi açısından bugün bu kalibrede, bu çapta insanlar biz yeniden bizim insanlarımız, Balkanların insanları yeniden yetiştirebilir miyiz böyle insanları? Yetiştirebiliriz. Bunun için nasıl bir çaba sarf edeceğiz? Yani tek desteğimiz Türkiye'den başka kim mi? Elhamdülillah. Tek desteğimiz Allah'tan sonra Türkiye. Tabii ki başka Allah. Rafi abi çok teşekkür ederim. Önemli bir çalışma. Buna vakit ayırıp da okuyabilir misiniz yoksa sevgili Büyükelçimin dediği gibi hayatını okudum sonra kaldım. Doğrudur, çok kolay iş değil böyle bir kitabı okumak. Yeterince de ağır zaten. Kütüphanenizin rafını çökertebilir. Ama benim en büyük hayallerimden bir tanesi burada prezidentte özellikle. Bu kitabın böyle, bu tabii özel baskı bu. Ama bu kitabın standart herkesin alabileceği bir baskı haline getirip her evin kütüphanesinde bulunmasıdır. Çünkü yarın, öbür gün inşallah, torun sahibi olanlar benim ne söylediğimi çok iyi anlarlar, torunlarınız size diyecekler ki, Allah razı olsun, büyük annem ya da dedem bize ne güzel bir hazine bırakmış, onların dualarını almak çok kıymetli bizim için. İnşallah bu vesile de olur. Çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. Takdim etmek istiyorum. Buyurun. Sen Büket. Buyurun. Ben kenara çekeyim size. Size vermekten şeref duyuyorum. Evet, işte evet. O şiiri yazan işte Hafız Ahmet Fethi. Onu da size gönderdim. Onu da okuyayım. Hayır, şurada vardı zaten. Var, var. Orada şey diyor ya, eşk ne? Eşk kelimesi, göz eşi demek bu. Evet, eşk, göz eşi. Tamam. Derden ki geçer yağdı ağzını. Onu yani, söylesenize, onu da ben çalışıyorum. Çok güzel şiir çünkü. Söyle, tamam. Ya da okuyun. Ben okuyorum. 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 Ben buradayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Bir bakayım, bir müsaade edecektim. Yani Hacı Ömer Lütfi'yi ruhundan fazla sevdiğim bir olay. Öz kendinden fazla.
razı olsun. Prizren Türkü'nün medarı iftiharı Raif abimiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Okuyacağım. Çok sade hayatı dersen. Götüreceğim. Sayın Büyükelçim hakikaten eserlerin hepsini bana takdim etti. Sürekli. Ben gelmeden zaten bana vermişler itika mesela şu Kusura Prizren, yine Itika Başkanı. Raif abi yıllar önce 93 yılında Orhan Genç Hoca, Eminpaşa Camii'ne geldi, Diyanet'ten. O vesileyle tanıdım ben. Gelmeden sevdim. Eyvallah. Selam olsun. Hepinize hani de kodere gel çocuk. Bir tekrar hepinize teşekkür ederim. İnşallah seri çıkar, seri. Kitabın seri olarak çıktığında mutlaka dağıtırız. İnşallah. Biz zaten satmıyoruz yani bilenler bilir. Onun için... Para işi yok. Ha? Para işi yok yani. Estağfurullah. Açmadı keşmi.